Evet, uzun süredir beklediğiniz video sonunda geldi. Biliyorsunuz ki birkaç hafta önce şöyle bir video atmıştım. Ve ise sayfamın adını veya ürünümü göstermemiştim. Bugün ise sayfamı ve ürünlerimi göstereceğim. Yine önceden yaptığımız gibi o videoda sorduğunuz soruların birkaçını bugün cevaplayacağım. İlk olarak neden ürünleri göstermedim ya da sayfayı göstermedim çok fazla merak edenler oluyor. Cevabı çok basit. Ürünlerimi çalmayın diye ya da sayfamı. Diyeceksiniz ya o çalmayız göster. Birazdan göstereceklerinden sonra bunu demeyeceksiniz. Çok fazla uzatmadan hepten başlayalım. Sayfanın açıldığından beri yani toplamda Mart'ın ortasından Ağustos'un ortasına kadar bakalım kaç ay satış olmuş. 593.000. Evet şimdi diyeceksiniz başlıkta 1 milyon yazıyor. Neden? Biliyorsunuz ki benim 500.000 TL'ye yakın zarar ettiğim bir olay vardı. Videoyu izlemeyenler varsa gidip kanalını izleyebilir. O videoda bahsettim. Biz gelen siparişleri eğer alıcıya ulaşmazsa iade geçiyoruz. Yani siparişi iptal ediyoruz. Mesela size şöyle bir şey yapsam. Mart'ın ortasından Nisan sonuna alsam bakın aynı para. Çünkü Nisan'dan sonra ben 500.000 TL'ye yakın zarar ettim. Daha doğrusu 800.000 TL, 300.000 TL davayı ödedim. 500.000 TL zarar ettim. Toplamda 800.000 lira para gitti. Ve zaten buradan son 90 gün alırsak son 90 gün büyük bir eksidir. Aynen. Tabii ki bir dropshipping sayfasının eksiye düşmesi aslında imkansız. Bir de reklam vermeyen bir dropshipping sayfası. Biliyorsunuz ben reklam vermiyorum. O yüzden dolayı bizim bakacağımız yer burası. Toplamda şimdiye kadar 4536 sipariş gelmiş. Ve benim siparişlerim ortalama 250 TL'den çıkıyor. Yani bugüne kadar toplamda 1.1 milyon TL satış yapılmış. Benim kar yüzdem çok soruyorsunuz. Benim bir kar yüzdem yok. Ya tabii ki bir yüzdem var ama şöyle söyleyeyim size. Ben sattığım her üründen 120 TL kar ediyorum. Yani 4536 çarpı 120. Toplam karım 544.000 yani yarı yarıya neredeyse. İşte bu vergi, şirket, çalışanlar falan bunların hepsinin çıkmış hali bana kalan net para. Ama biliyorsunuz ki 500.000 zarar olayı var. O yüzden bana buradan kalan para... Ağlamak istiyorum. Bir önceki videoda şuradaki ortalama sipariş değerine çok fazla takanlar olmuş. Ona bir cevap getireyim. Şuradan siparişler bölümüne gelirsek ve şu fiyatları salarsak bakın. Burada mesela iptal ettiğiniz bir sipariş var. Bakıyoruz siparişe. 199.000 liralarım. Troll bir sipariş. Bu tarz troll siparişler geldiği için buradaki sayı bu kadar yüksek gözüküyor. Yani normalde öyle bir sipariş yok tabii ki. Troll bir sipariş. Bunun sebebi ne? Bizim kapıda ödeme çalışmamız. Kazancı gösterdiğinize göre şimdi sayfaya geçelim. Instagram'dan takip eden neredeyse herkes hangi Instagram sayfası olduğunu biliyor aslında. Çünkü açıklamamda yazıyor. Bu arada siz de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Denizhan'da İbis. Bir de sayfaya geçmeden bir like atıp abone olsanız beni sevindirirsiniz. Öncelikle bana çok fazla sorduğunuz sorulardan bir başlayalım. Sayfa organik mi? Evet sayfa %100 olarak organik, herhangi bir reklam ücreti uygulanmadı bu sayfaya. Tamamen organik bir şekilde 0 TL reklam bütçesiyle yapıldı. Neden derseniz bilmiyorum, ben organik çalışmayı seviyorum. Ben reklama para yatırmayı, reklam bütçesi vermeyi zaten seven biri değilim. Zaten reklama para vermeden bile 3.5 milyon görüyorsunuz tek videoda izlenme var. Bu sayfa toplamda 20 milyona yakın bir izlenme var. Ve 20 milyon izlenmeyi parayla alayım derseniz çok para. Ürünü zaten hepiniz neredeyse biliyorsunuzdur bu ürün. Ve hayır, bu ürünü Cihan'dan görmedim. Ürünü nasıl bulduğum soranlar için TikTok'a girdim. TikTok made me buy it yazdım ve aşağı kaydırdım, buldum. Ben Türkiye'ye ürünü getirdiğimde ürünün herhangi bir rakibi yoktu. Ama tabii ki bir yerden sonra rakipler oluşmaya başladı. En büyük rakibim galiba Aslan Kanat'tı. Bu arada Aslan Kanat bence çok hoş bir rakip. Şimdi rakibin hoşu mu olur diye soruyorsunuz. Birazdan göstereceklerimden sonra anlayacaksınız. Aslan Kanat ne benim bir içeriğimi çaldı, ne konseptimi çaldı, ne sayfamı çaldı, ne ürün pazarlamamı çaldı. Ne de gidip de yorumlarımda kendi reklamını yaptı. Yani Aslan Kanat eğer bu videoyu görüyorsa gerçekten mükemmel bir rekabetti. O kendi çapında pazarlama yaptı sattı. Ben kendi çapında pazarlama yaptım sattım. Ama bazı insanlar var ki yüzsüzler. Bunu yayınlarda gösterdim. Bu arada her gün yeni açıyoruz size YouTube'dan. Bu arada özel ders hakkında soru soranlar oluyor. Özel ders almak isteyenler bana Instagram'dan yazabilir. Biliyorsunuz özel ders veriyorum. Şimdi sayfaya baktığımızda logomuzu görüyorsunuz. Adımız Powerchain. Açıklamamızı görüyorsunuz. Power Aqua. Logoya bakın. Üstteki şu siyah çizgi bile aynı. Videolar zaten aynı çalıntı. Arkadaş Shopee'de satıyor. Şimdi size birkaç tane komik şey söyleyeceğim. Bu adam bana mesaj attı. Bakın benim ürünümü çalabilirsiniz. Benim videomu da çalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Zaten rekabet olmazsa ticaret olmaz. Rekabet illaki olacak. Ama ben arkadaşı ne kadar sakin yaklaşırsam yaklaşayım. Ben bu arada herkese sakin yaklaşırım. Zaten biliyorsunuz Instagram DM'deki tüm soruları cevaplıyorum. Ben arkadaşı ne kadar sakin yaklaşırsam yaklaşayım. Adamın yazdığı şeylere bakın sadece. La ismi neden çaldın yazdım. Yırtıcı düşünmeye çalıştım. Başaramadım. Görsel de yok.
Ben de mantıklı olarak şey demişim. Kanka satman zor. Neden satması zor? Benden pahalıya satıyor. Kapıda ödemesi yok. E izlenmeleri kötü. Ya zaten bu adamın bana rakip olması imkansa yakın. Ama zaten bu adamdan şey diye korkmuyorum. Benim müşterilerimi çalacak. Benim korkum bu değil. Adamın şuradaki yazısı beni çok sinir ediyor. 4G bir olarak ne satar şu an? Kanka 3-5 diyor verdi. Videolar bizim de patlasın. Ama video çalmadım, ayıp etme ha. Instagram'da izlenmeyen bir yöntemi, mantığı var mı? Saati vesaire burada mısınız? Instagram üzerinden reklam vereyim mi? Ben burada biraz daha özgün ol, bulursun yazmışım. Sakin bir şekilde hala devam etmişim. Dediğim gibi, ürünümü çal, sayfamı çal, ne istiyorsan yap. Ama benden gelip de benden çaldığın sayfa ve isimle bana mesaj atarak destek isteme. İşte size sattığım ürünleri göstermemin sebebi bu. Çünkü aranızda ne kadar iyi niyetli insanlar olsa da bu tarzda ürünümü çalan insanlar var. Bakın beni yanlış anlamayın. Ben tabii ki sizde kazanın istiyorum ama bu bir ekmek teknem. Bir gün biri çıkar, sattığım ürünü yine alır. Bu arada bu arkadaşım birkaç tane daha hesabı var. Ve şu an benim açtığım tüm sayfaları çalıyor tek tek. Temaya kadar. Ya bu bildiğin ekmekle oynamak. İşte size bundan dolayı sattığım sayfaları göstermiyorum. Öte yandan bu arkadaş benim takip ettiğim herkese mesaj attı. Özellikle benim takipçilerimi neden seçti bilmiyorum. Benim bir arkadaşım da şey yazmış. Kanka sal bu işleri, biraz özgün ol, satamazsın falan yazmış. Haklı, zaten satamamış büyük ihtimalle. Adam da gitmiş bir tane ekran görüntüsü atmış, kazancını gösterdiği. $2,500 kazanç gözüküyor. Şimdi size komik bir şey göstereceğim. Şimdi fotoğrafı görüyorsunuzdur zaten şu an. Bu bir Shopify mağazası değil mi? Hani Shopify satış mağazası. Bu Shopify'ın analiz bölümü. Adam bize Shopify analizi atıyor ama Shopier'de satıyor. Görsel internetten bulunmuş. Zaten Türk lirası satan bir mağazada dolar kazancı yazmaz. Yani size ürünlerimi ve sayfalarımı göstermemin sebebi bu. Şimdi baktığımızda videoları yaparken neye dikkat ediyorum? Videoları zaten gidip de sayfayı tek tek inceleyebilirsiniz taktik almak isteyenler. Ama genel olarak olayımız şu. Ürüne odaklanma. Komik olmaya çalış. Genel amacımız bu. Eğer ki ürüne odaklanırsanız, ürün pazarlamaya odaklanırsanız satış yapamazsınız. Çünkü bizim keşfete çıkmamız lazım. Keşfet için ne lazım? İzlenme süresi lazım. Like lazım. Yorum lazım. Kaydetme lazım. Paylaşma lazım. Sen gidip de bir ürün tanıtım videosu çektiğinde bunları alamaz. Ama komik video çekersen ve ürünü yana koyarsan insanlar bu videoyu beğenir. Like, yorum bilmem ne yapar. Hop ürün de havaya çıkar. Yani bizim buradaki asıl amacımız daha çok videoyu patlatmak. Hani ürünü tanıtmak değil. Videoyu patlatmak. Çok fazla soruyorsunuz şu anda Porsche'nin ne kadar satış yapıyor diye. Bu şekilde bakacak olursak son 30 günü alalım. Yine toplam siparişten gideceğiz çünkü burası yine bozuk. 126 adet siparişimiz var. 126 çarpı 120 eşittir 15.120. Artı olarak birkaç tane asma olduğumuz yerler var. Komisyon olarak veriyoruz. Birkaç tane küçük işletme var. Dropshipping yapıyor ve tedarikçisi biziz. Bilmem ne derken 25-30 bin lira civarı şu anda bu sayfadan benim net kazancım var. Çalışan masrafları ve vergiler çıkınca. Ürün ne kadar doymuş bir ürün olsa da illa ki satmak isteyenler olacaktır. Eğer ki satmak istiyorsanız benle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz şu an ürünün üretimi bende. Üretimini ben yapıyorum. İçinden gelenler zaten patlıyor. Hem buradan 2 günde gider siparişiniz. Hem daha ucuza gelir. İstiyorsanız benle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Bu arada satış yaptığınız her sayfa tutacak diye bir şey yok. Şu anda yeniden 0 TL serisi yapıyorum. Tamam yine çok güzel gidiyor. İlk günden sipariş aldık. Ama her sayfa böyle patlayacak diye bir şey yok. Tamam algoritmayı biliyoruz. Tamam güzel videolar yapıyoruz. Güzel ürün buluyoruz. Ama eğer ki şanssızsanız olmaz. Sen algoritmayı biliyorsan 100 bin izlenmeyi garanti alırsın. 200 bin izlenmeyi alırsın. Ama asıl olay 2 milyon izlenmeyi almak. Burada da şans faktörü devreye giriyor. Instagram kafasını eserse bizi 200'den 2 milyona fırlatıyor. Tam garanti olarak 100-200 bin izlenme alabiliyoruz algoritmayı bildiğimiz için. Ama yine de geri kalan 200 binden sonraki aşama full şans. Ondan dolayı satış yapamıyorsunuz her zaman hatayı kendinizde aramayın. Sadece şanslı değilsinizdir belki. Ki yeni açtığım sayfada tamam şu an siparişler çok iyi gidiyor. Zaten haftaya gelir videosu. Şu an videolar güzel patlıyor böyle 20 bin izlenme oluyor 10 bin izlenme oluyor vesaire vesaire. Ama Instagram devamını getirmiyor şu anda. İşte bu olsa şans faktörü. Eğer ki şans faktörü olmasaydı her şey bilgiye dayalı olsaydı. Mantık olarak ben burada 3.5-4 milyon izlenme alabildiysem. Şu an yeni açtığım sayfada 3.5-4 milyon izlenme alabiliyor olmam lazım. Neyse bu şekilde daha çok boş yapmaya gerek yok. Abone olup like atarsanız beni sevindirirsiniz. Kendinize bakın, hoşça kalın. Bay bay.